Bu yıl Türkiye'de Çin yılıdır. 2013 yılında da Çin'de Türkiye yılı olacaktır. Peşine de Türkiye Pekin Kitap Fuarı'nda ve Çin'de İstanbul Kitap Fuarı'nın onur konuğu olması söz konusudur. Muhtemeldir ki bugünlerde bu konudaki çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız. Zaten bu fuarı önemsememizin sebebi de bu. Şu ana kadar Türkçeden Çince'ye 12 eser TEDA projesi kapsamında 12 eser desteklendi ve bunlardan 8'i yayınlandı. Diğer 4'ü de önümüzdeki yıl içerisinde ya da bu yıl içerisinde yayınlanmış olacak. Şimdi tabii bunun karşılığı Çince'den Türkçe'ye çevrilen eserlere baktığımızda da maalesef ki bundan çok daha farklı değil. Onun için önümüzdeki 3 yıllık süreçte Türkiye TEDA projesi bakanlık olarak TEDA projesi kapsamında Türkçeden Çince'ye yapılacak çevirilere çok ciddi bir destek ve kaynak arayacağız. Yine bu kapsamda bu çeviri hareketini güçlendirmek için bu yıl her yıl bu yıl başlatıyoruz ama her yıl 10 gün iki dilli Türkçeden Çince'ye, Çince'den Türkçe'ye çeviri yapan çevirmenlerin katılacağı bir atölye çalışmasını İstanbul'da başlatıyoruz.
üzülerek söylemeliyim ki bu tabii atölye çalışmasını irdelediğimizde şununla karşılaştık ki çok ciddi bir çevirmen sorunu var. Çeviri yapabilecek profesyonel her iki tarafa iki ya da üç ismi geçmiyor. Temel sorun tabii ki çevirmen bulunamaması. Maalesef Türkiye'de 5 üniversitede Çince öğretim var. Burada da aynı şekilde 5 üniversitede Türkçe öğretim varmış. Ama buradan niyeyse anlamıyorum, tercüman çıkmıyor. Yapılan çeviri sayısı son derece az. Ve onlar da Çinli yazarları biz İngilizceden çeviriyoruz. Onlar da Türk yazarları İngilizceden Çince'ye çeviriyorlar. Bu tabii kalitenin düşmesine yol açar. Aynı şekilde hızlı bir şekilde alışverişi engeller ama bu Türk ve Çinli yayıncıların buluşmaları, işbirliği yapmaları umut ediyorum çevirmenleri de özendirecektir ve önümüzdeki yıllarda bu karşılıklı çeviriler artacak. (Gülüyor)